Herkese merhaba, ben Sunya. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu videomda size New York özel bölümünün bir kısmından bahsedeceğim. Ama ondan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bütün bunları yaptıysanız artık videoya geçebiliriz. Bayan Bisterin sınıfı New York'ta otele yerleşiyorlar. En son Adrien ile Marinette geliyor fakat Marinette içeri girecekken aynaya çarpıyor. İki kez. Ve en sonunda yere düşüyor. Bu kısımda iki yeni karakter görüyoruz. Kıvırcık saçlı olan Adrien ve Marinette'i birbirine çok yakıştırıyor. Diğeri ise oldukça sert bir kız. Gece oluyor ve Bayan Mendeleev herkesi kontrol etmek için ara ara odasından dışarı çıkıyor. Tam bu sırada Adrien ve Marinette gizlenmek için aynı odaya giriyorlar. Ve tam da burada bu yeni iki karakterle tanışıyorlar. Daha sonra ise terasa çıkıyorlar. Terasta herkes birbirleriyle kaynaşıyor. Yeni karakterimiz gitar çalmaya başlıyor ve Adrien ile Marinette birlikte dans ediyorlar. Bir anda sihirli sandviç satan satıcı bir adam geliyor. Adrien ve Marinette aynı sandviçi paylaşıyorlar ve ikisinin de ağırlığı kayboluyor, havada yükselmeye başlıyorlar. Hem de el ele tutuşarak. İşte hepinizin çok sevineceği bir sahne. Beraber aya karşı dans ediyorlar. Hem de Umutsuz Ayı bölümünde çalan romantik bir şarkı eşliğinde. Daha sonra ise birbirlerine sarılıyorlar. Ertesi gün bu iki yeni karakter Ali ve Nino ile beraber Marinette ve Adrien'in arasını yapmak için plan yapıyorlar. Bütün bu konuşmalardan sonra müzenin görevlisi askeri komutan Marcus de Lafayette'nin ünlü kılıcını ve George Washington'a Amerikan ve Fransızların gösteriyor. Bu kolye aslında bir mucize ve Gabriel bu mucizeyi arıyor ya da istiyor. Ve bunu almak için Teknolazer'in karmaşı çıkarmasını istiyor. Hagmat'a dönüşüp tutuklanan Teknolazer'i akumalıyor. Ve ondan kılıcı istiyor. Tam bu sırada Ali arkadaşlarıyla Marinette ve Adrien'i birleştirme operasyonu başlatıyor. Ve çok lazımmış gibi Marinette'in kılıcın fotoğrafını çekmesini istiyor. Tam bu sırada operasyonun yanında akumalanan Teknolazer iniş yapıyor ve bunu gören bahsettiğim iki yeni kahraman dövüşüyorlar. Bu sahnede Adrien ile Marinette'in nereye kaybolduğunu görmüyoruz ve bir anlık şoka giriyorum çünkü Sparrow aslında bir kadınmış. Ve tabii ki müze görevlisi de dönüşmesi olmazdı değil mi? Bu iki kahraman Teknolazer ile dövüşüyorlar fakat başarısız oluyorlar. Kimliklerini belli etmemek adına Marinette ve Adrien ilk başlarda dönüşmüyor fakat daha sonra durumun ciddi olduğunu görünce dönüşme kararı alıyorlar. Tüm bu karmaşanın arasında Hagmoth geliyor ve size bahsettiğim kolyeyi alıyor. Kahramanlarımız Teknolazer ile savaşırken Uğur Böceği Kara Kedi'ye kızıyor. Çünkü Hagmoth New York'la uğraşırken Hasta Natalie ise Paris'le uğraşıyormuş. Burada Uğur Böceği'ne çok kızdım çünkü onun bu davranışı Kara Kedi'nin olduğundan daha fazla hayal kırıklığına uğramasına ve bu şaşkınlığı fark eden Teknolazer'in onu fırlatarak Kedi Klizim'in kıza temas etmesine yol açtı. Majeste ise tek bir yumrukla kötüyü uzaklaştırdı ve istediğini alan Hagmat Akuma'yı saldı. Bunun yanında Teknolazer'i de arabasına aldı. Yanlışlıkla kedi klizmini kullanan Kara Kedi Amerikan süper kahramanlardan da linç yiyince iyice üzüldü. Neyse ki Uğur Böceği'nin her şeyi geri getirme sihri kızı hayata geri döndürdü. Buna rağmen yaptıklarından dolayı Şövalye Baykuş ve Majeste'ye Uğur Böceği ile Kara Kedi'yi tutuklamak istediler. Uğur Böceği ile Kara Kedi şehrin altına kaçıyorlar ve Uğur Böceği yoyosunu açtığında Paris'in çok kötü bir halde olduğunu görüyor. İkisi de çok kötü hissediyorlar ve her şeyin kendi adından vazgeçiyor. Please forgive me, my friend. No! I renounce you, Plaque. What? I never want to risk harming anyone ever again. Least of all you. Wait! Evet, ikinci part bu kadardı. New York'a dair izlenimleriniz neler oldu? En sevdiğiniz kısım hangisiydi? Part 3'ü istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.